Merhabalar arkadaşlar, bu videoda da size final, const, static, var, dynamic gibi kavramlardan bahsedeceğim. Bu kavramların iyi anlaşı anlaşılabilmesi için runtime ve compile time'ın iyi anlaşılması gerekiyor. Bu arada static konusunun da anlaşılabilmesi için hafızanın ve RAM'in, yani RAM'in daha doğrusu, yani uygulama çalışırkenki memory kısmının yine bilinmesi gerekiyor özellikle statik kavramını anlayabilmek için. Şimdi final anahtar kavramından başlayabiliriz. Final ve const ikisi aslında karşılaştırabileceğimiz şeyler fakat daha önce çektiğim bir videoda statikten de bahsetmem istendiği için bunlar direkt olarak birbirleriyle ilişkili değiller. Fakat birçok kişi için bunlar birbirleriyle ilişkiliymiş gibi anlaşılabiliyor. O yüzden bu videoda bu problemi birlikte çözmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle final kavramından bahsedelim. Final kavramı arkadaşlar run, run time'da yani yazdığınız kod çalışırken değer atanıp daha sonra bu değerin asla değişmeyeceği değişkenler için kullanıyoruz. Yani biz final şimdi diye bir tane değişken oluşturduk ve bu değişkene diyoruz ki date time nokta now şimdi şimdi buradaki şimdi bakın şu mevzu buradaki şimdi aslında neyi gösteriyor uygulamanın çalışırkenki şimdisi yani şu anda bir değer atanmış değil henüz bir değer atanmış değil çünkü şimdinin ne zaman olduğu belli değil bunu hemen bir gösterelim hızlıca bir main metodumuzu yazalım ve diyelim ki print şimdi Hatta şöyle üstüne de bir şimdi etiketi koyalım ve uygulamamızı bir debug edelim buradan. Debug konsola düşecektir. Birlikte görelim, özellikle final kavramının runtime'da çalıştığını beraber görelim. Bakın, şimdi için ne diyor? 2021'in 8. ayın 11'i burayı geçelim. Saat 22:39 saniye 40 milisaniye 68. Şimdi ben bunu tekrardan çalıştırdığım zaman bakın tekrardan çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi saniye ilerledi. Tekrardan çalıştırıyorum. Muhtemelen dakikayı da artık geçmiş olacağız. Şu an itibariyle. Bakın dikkat ederseniz dakikada 40'a geldi. Yani buradaki şimdi runtime'da. Yani bu kod çalışırken şu dördüncü satır çalışırken atanmış değerler için kullanılıyor. Yani biz burada şöyle bir şey desek. Final tarih diyelim. Yani bu kodu yazdığımız tarihi göstermek için bir tarih diyelim rastgele. Bir date time oluşturalım ve burada 2021 diyelim. Şimdi bu şekilde bunun final olması normal. Fakat burada aslında bunu yapmamız çok doğru değil. Niçin? Çünkü bu tarihi biz kodu yazarken zaten belli. Yani biz kodu yazarken, kodu yazarken kısmına compile time diyeceğim şimdi. Normalde compile time şu anlama geliyor. Siz bu kodu derledikten sonra, yani cihazda çalışır hale getirdiğiniz zamana deniyor. Fakat kod yazarken de diyebilirsiniz. Yani bu bir problem değil. Şu anda bu kodu yazarken ben bu tarihin ne olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. O zaman aslında teknik olarak bunun const olması mümkün. Buna const diyebilirsiniz. Normalde Buna const diyebilmeniz için bunun date time sınıfının const bir constructor'ının olması gerekiyor. Şu an için bunun olmadığı için burada bunu diyemiyoruz. Teknik olan kısmı söylüyorum size bakın. Önemli olan kısım bunun şu anda biliniyor olması. Yani tarihin şu anda biliniyor olması. Şöyle diyelim biz buna tarih olduğu gibi tarihi buradan alayım. Şöyle yani string olarak tutuyor olacağım tarihi. Şöyle alayım burayı. Kusura bakmayın seçemedim. Şöyle aldım. Getirip şuraya yapıştırıyorum. Şimdi buradan aslında şöyle diyelim. Buradaki yorum olarak yazayım. Buradaki değişkenin değeri kod çalışırken belirlenecek. Yani şu anda ne olduğunu bilmiyoruz. Fakat buradaki değişkenin değeri kod yazılırken bilinmelidir. Bilinmelidir. Şimdi bunun nelere sebep olduğundan bahsedeceğim. Yani kod yazarken değerinin bilinmesi neden konsta ekstra bir performans getiriyor ondan da bahsedeceğim. Bu önemli bir konu. Onun dışında kalan statik kavramı, var kavramı veya dinamik kavramı aslında buradaki varı ve dinamiği buraya alabilirdik. Const ve final bir daha değiştirilmeyecek değerlerdir. Yani biz gelip burada şimdi için şimdi eşittir date time deyip mesela 2000 falan diyemeyiz. Yani 2111 falan diyemeyiz burada. Şimdiye tekrardan atama yapamayız. Aynı şekilde tarihe de tekrardan atama yapamayız. Çünkü ikisi de bir sefer değer atanır ve bir daha değiştirilemezler. Bunun dışında kalan her şey daha sonradan değiştirilebilir. Yani ben diyebilirim ki var. Yarın diyelim mesela, örnek olarak söylüyorum bunu. Şöyle getirip buraya yazıyorum. Sadece diyorum ki yarın. Fakat sonra gelip buraya diyebilirim ki yarın eşittir date time. Ee, tekrardan tarih olarak yapıştırayım. Yarın için 13 diyebilirim buraya. Şimdi dinamik kavramından bahsederken biraz önce yazıp da sildiğim kodun da ne anlama geldiğinden bahsedeceğim. Şimdi var dediğinizde herhangi bir değişkeni tanımlarken siz var dediğinizde o anda ona bir değer atarsanız, bir değer ataması yaparsanız değerin tipi neyse buradaki varın anlamı değer tipi o olur. Yani veri tipi o olur. Burada şu anda string ataması yaptığımız için bunun veri tipi string oldu. Yani buradaki yarın şu anda string. Dolayısıyla gelip burada ben ona date time ataması yapamam. Fakat ben buna dinamik deseydim. Dynamic. Diyelim ki yeni tarih olsun bu da. Yeni tarih. Tarihler üzerinde gidiyorum şu an sürekli ama çok da önemli değil. Tarih aslında güzel bir kavram bu yönüyle. Burada tarih dedikten sonra buraya yeni tarih. Gelip burada yeni tarihe tekrardan atama yapabilirsiniz. Şöyle 14 diyebilirsiniz. İstediğiniz kadar değiştirebilirsiniz. Hatta buna işte biraz önce yapmak istediğim yeni tarih eşittir. Date time nokta now da diyebilirsiniz. Çünkü bunun tipi dinamik. Yani istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bu her şey olabilir demek. Fakat var kelimesi, variable kelimesi dinamikten ufak bir ayrımı var. Yani buradaki kilit ayrım bu. İlk Yazdığınız anda değer atayıp atamamak önemli. Yani siz aynı şeyi burada yaptığınız aynı şeyi yarın için yapamazsınız. Yarın diyelim hatta direkt şöyle alayım bunu ve yarın için yapmaya çalışayım. Bakın dikkat ederseniz hemen hata verdiğini için diyor ki yarın string fakat sen burada ona bir date time ataması yapıyorsun. Buradaki sebep dediğim gibi var kelimesine ses anahtar kelimesiyle tanımladığınız değişkene ilk değeri atadığınızda onun tipini söylemiş oluyorsunuz. Eğer ilk değeri atarken, bakın tanımlarken ona değer atamazsanız, istediğiniz zaman onu string yapabilirsiniz, istediğiniz zaman da onu date time yapabilirsiniz. Yani aslında onu dinamik olarak tanımlamış olursunuz. Bu bazı insanlarda kafa karışıklığına sebep oluyor diye özellikle belirtmek istedim. Şimdi gelelim bu const mevzusunu ve final mevzusuna biraz daha girmeye. Bir sınıf tanımlayalım. Orada dinamikten de bahsetmiş olacağız yavaştan. Yeni bir sınıf tanı tanımlayalım ve buna örneğin kitap diyelim. Bu kitap sınıfımızın final propertisi olsun, isim. Tipi de hatta string olsun, isim. Kitabımızın bir ismi olsun. Ve buna statik bir, statik final veya statik string, şimdi oraya geleceğim, statik yayın evi diyelim. Tamamen rastgele bir şey söylemek istiyorum burada. Statik final ve buna direkt burada statik dediğiniz anda bakın statik dediğinizde final dediyseniz direkt olarak değer atamanız gerekiyor. Burada yayın evi diyelim. Örneğin yapı kredi olsun. Yapı kredi. Bu yayın evini siz final dedikten sonra burada bakın değerini atamazsanız direkt hata verir. Normalde finali tanımladığınız anda atama yapmak zorunda değilsiniz. Neden? Diyebilirsiniz ki ben bunu constructor'ında zaten diz nokta isim diyerek buna değer atayacağım. Bakın buna direkt ben burada değer atayacağım diyebilirsiniz. Fakat yayın evi için diz nokta yayın evi diyerek değer atayamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Burada değer atayamıyorsunuz. Çünkü aslında statik kavramıyla tanımladığınız şey kitap kelimesinin yani kitap kavramının örnekleri üzerindeki bir değişken değil. Yani onun normal bir propertisi değil. Statik kelimesinin esas farkı burada. Burada iki kavramdan daha bahsedeyim size. Bir instance kavramından, class kavramı ve instance kavramından bahsetmiş olacağım aslında. Class buna direkt kavram Türkçe'de veya sınıf diyebilirsiniz. Ben kavram demeyi tercih ediyorum. Çünkü kod yazarken aslında bir kavram tanımlaması yapıyorsunuz burada. Ee, buradaki kilit nokta ise instance. Bugün bahsedeceğim. Yani şu statik mevzusunu önemli kılan fark buradaki instance. Yani örnek bir örnek oluşturmanız lazım. Yani siz bu kitap kavramının anlamlı olabilmesi için şunun tekrardan değerini atayalım. Yapı, kredi. Bunu buradan siliyorum. Bunun bir konstrakçırı const, var. Geliyorum buraya. Diyorum ki örnek bir kitap olsun. Kitap Kitap 1 olsun bu. Kitap 1 eşittir. Kitaba bir isim verelim. Bir kitap ismi aklıma gelmedi bir an düşünürken neyse Safahat olsun. Mehmet Akif Ersoy'un Safahat kitabını verelim. Şimdi bunu siz burada bu şekilde tanımlarken kitabın ismine ulaşabilmeniz için buna instance diyoruz arkadaşlar. Bu yukarıda tanımladığınız kitap kavramının örneği olmuş oluyor. Bir tane örnek yani gerçek hayatta da öyle. Kitap diye bir kavram var. Gözle görebildiğiniz, dokunabildiğiniz her kitap o kitap kavramının birer örneği. Burada da öyle. Buna instance diyelim. Kitap kavramının elle tutulur bir örneği. Buna hatta konkret klassta diyebilirsiniz. Yani kanlı canlı sınıf. Bu şekilde de diyebilirsiniz. Şimdi statiğin mevzusu burada devreye giriyor. Siz kitap print edelim bunu hatta. Print Kitap bir nokta dediğinizde bakın dikkat ederseniz normalde siz zannediyorsunuz ki yayın evi burada kitabın bir propertisi. Fakat dikkat ettiyseniz burada yayın evi diye bir properti çıkmıyor. Çünkü sizin statik dediğiniz şeyler sınıfının Propertisi değillerdir. Sınıfın örneğinin propertisi değillerdir. Onlar direkt olarak kavram üzerinden erişebileceğiniz şeylerdir. Yani diyebilirsiniz ki print, kitap, direkt olarak kitap örneği üzerinden gidiyoruz arkadaşlar. Buna yine safahat diyelim. Önemli değil. Safahatın başka bir baskısı gibi düşünün. Bakın burada şöyle pardon şu şekilde örnek oluşturmayacaksınız. Çünkü biraz önceki gibi constructure çağırırsanız örnek oluşturmuş olursunuz. Kitap nokta yayın evi diyerek kitap sınıfının bakın şuradaki kitap sınıfının statik elemanlarına erişebilirsiniz. Bu arada bunun final olması da şart değil. Siz buna statik string de diyebilirsiniz. Yani bunu sonradan değiştirebilirsiniz. De Fark etmez. Gelip burada mesela şöyle diyelim. Burada da değiştirelim mesela. Kitap nokta yayın evi artık ne olsun? DR olsun örneğin. Örnek olarak söylüyorum. Bu kitapçı ama kitap evi gibi, e, yayın evi gibi olsun. Sorun değil. Şimdi biz burada değiştirdikten sonra, değiştirmeden önce bu yapı kredi olarak print olacak. Değiştirdikten sonra DR olacak. Buradaki kilit mevzu şu. Bunu herhangi bir örneği değil. Genel olarak kitap kavramının propertisi bu. Aradaki tek fark bu. Yani statiği Constant veya final ile karıştırmayın. Teknik olarak onların bir farkı yani bir benzerlikleri veya bir ilişkileri yok. Static'in tek mevzusu şu. Siz bu sınıfı tanımladığınız anda yani bu kodu yazarken bu kodunuz derleneceği zaman diyor ki bu bir tane bundan oluştururken bu kadar hafızada yer ayır buna. Yani memory'de her zaman bir tane static string yayın evi durur her zaman durur. O yüzden statikleri kullanırken de dikkat edin. Statik olarak belirttiğiniz değişkenler uygulamanız hayattayken, uygulamanız çalışırken daima hafızada tutulurlar. O yüzden de sınıfların içinde statik çok lüzumlu olmadıkça tanımlamamaya çalışın. Mümkün mertebe. Mü Lazım olduğu zaman tabii ki tanımlayacaksınız. Statin mevzusu bu. Constant'ın ise şöyle diyelim. Bakın constant'ı yapamayacağınız yerleri söyleyelim. Şimdi siz bir tane constant kitap tanımlayalım. Burada diyelim ki bir tane listemiz olsun. Kitap isimleri. Buna safahat. Sonra nutuk diyelim. İki tane kitap olsun ve for dedikten sonra string in string kitap ismi in kitap isimleri dedikten sonra her biri için bakın her biri için hatta şöyle süslü parantezle yazayım. Her biri için bir tane kitap oluşturalım. Kitap eşittir. Kitap deyip buradaki kitap isminden birer kitap oluşturalım. Ve print deyip kitabımızın ismini yazdıralım. Şu an herhangi bir problem yok değil mi? Şimdi buradaki problem şurada başlayacak. Siz constant olarak tanımlamak isterseniz bunu, bunu yapamayacaksınız. Neden? Çünkü siz bu kodu yazarken aslında yukarıdaki listenin içinde, şu yukarıdaki listenin içinde tam olarak ne olduğunu bilmiyorsunuz. Neden bilmiyorsunuz? Çünkü olasıdır ki Kitap isimleri nokta add deyip yeni bir kitap eklemiş olabilirsiniz. Veya bir kitabı çıkarmış olabilirsiniz. Veya bir kitabın ismini değiştirmiş olabilirsiniz. Yani diyebilirsiniz ki kitap isimleri, kitap isimlerinin birincisinin değerini değiştirelim. Safahat yeni baskı diyelim mesela. Yeni baskı. Dolayısıyla mümkündür ki siz bunu değiştirmişsiniz. Bu durumda ne olacak? Bunun ismini bilmiyor olacaksınız. Kod çalışırken, bakın kod çalışırken burada bazı değişiklikler olmuş olabilir. Buraya sunucudan gelen bir cevap da yazdırmış olabilirsiniz. Buraya rastgele bir değer dağıtamış de olabilirsiniz. Dolayısıyla bunu bilemeyeceğiniz için burada buna const diyemezsiniz. Bakın buna const diyemezsiniz. Fakat normal şartlarda, normal şartlarda şöyle gelip burada bunu const olarak tanımlayabiliyorsunuz. Const'un kilit farkı burası arkadaşlar. Constant constructor'lar çalışmadan önce yani siz henüz kodu yazarken bunun ne olacağı bellidir. Alacağı değerler bellidir. Siz kodu yazarken. Tekrardan vurgulayıp bu videoyu sonlandırıyorum constant ile final arasındaki en kilit fark kod çalışırken mi kod yazılırken mi bunun değeri biliniyor kesin olarak. Eğer kod yazılırken değeri biliyorsa bunu constant olarak tanımlayacaksınız. Eğer kod çalışırken bunun değeri bilinecekse o zaman bunu final olarak tanımlayacaksınız. Yani siz buna final demeniz daha doğru olacak bir daha bu kitabın ismini değiştirmeyeceksiniz. Statiğin ise en kilit farkı, diğer bütün değişkenlerden en kilit farkı örnekler üzerinde bir property tanımlamış olmazsınız. Yani o aslında bir sınıfın propertisi değildir. O kitap kavramının propertisidir ve hafızada bir tane oluşturulup bütün uygulama boyunca canlı tutulur. Eğer final demediyseniz, constant demediyseniz bunu istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Unuttuğum, değinmeyi düşündüğünüz kısımlar varsa mutlaka belirtin. Bu tür içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız, yorumlarda belirtirseniz bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.